Özden Certel'le Sağlıklı Günler programına hoş geldiniz. Sağlıkta amacımız her zaman kişinin hayat kalitesini artırmaktır. Bu nedenle içinde bulunduğumuz 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası'nı ele almak istedik. Medikal tedavilere yeterli cevabı veremeyen organın uygun donörlerden alınıp nakledilmesine organ nakli deniyor. Genellikle organ nakil bekleyen hastaların artış göstermesinin sebepleri genetik faktörler, kronik hastalıklar, yanlış yaşam alışkanlıkları olduğu sıralanıyor. Bağışçı olmak istediğinizde istenilen bilgilere ulaşmak, sağlık durumunuz hakkında detaylı bilgi vermeniz gerekiyor. Biz de bu konuda gerekli bilgileri almak üzere Balıkesir Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Sayın Emine Dursun Ekinci'yi programımıza davet ettik. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız Emine Hanım? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi ilk sorumla hemen başlamak istiyorum. Kısaca Buyurun. Bahsettim ama organ bağışı nedir? Kimler organ bağışı yapabilir? Organ bağışı öldükten sonra organlarımızın bir başka hasta tarafından kullanılmasını vasiyet etme işlemidir. 18 yaşını doldurmuş, akli melekesi yerinde olan herkes organ bağışında bulunabilir. Ne rahatsızlığı olup olmadığı önemli değil. Biz zaten vefattan sonra nakil edilebilir mi organ diye gerekli incelemeleri yapıyoruz. Ve 18 yaşını doldurup hani 70-80 yaşında belki de vefat edecek, belki 90 yaşında vefat edecek. O süreç içerisinde hangi hastalıklarla karşı karşıya kaldı kişi bunu bilemeyiz. Dolayısıyla ne rahatsızlığı olduğu önemli değil bağış için. Yaş sınırı üst sınır olarak yok. Yeter ki akli melekesi yerinde olsun. Peki hangi organ ve dokular bağışlanabilir? Solid organ dediğimiz böbrek, kalp, karaciğer, akciğer, pankreas. Bunun dışında dokularımız var. Kornea, ince bağırsak ve kalp kapağı gibi. Onun dışında son dönemde duyuyorsunuzdur, Akdeniz Üniversitesi'nde başarılı kol, bacak ve yüz nakilleri yapılıyor. Onlar dahil olmak üzere kemik, kıkırdak gibi dokularımız da mevcut. Peki organ bağışı yapmaya karar verdik. Hangi yolu takip etmeliyiz? İkinci ve üçüncü basamak yoğun bakımı olan her hastanede organ nakil koordinatörlükleri mevcut. Organ nakil koordinatörlüğüne müracaatınızı yapıyorsunuz. Demografik bilgilerinizi içerir. Bir formumuz var, organ bağış formu. Onu doldurtuyoruz. Altta ıslak imza bölümü var. İmzalatıyoruz. Kart doldurup kartı size sembolik olarak teslim ediyoruz. Biz de ıslak imzalı formu transplantasyon diyaliz izleme sistemimiz var. Sağlık Bakanlığı'nın 2013 yılında açtığı. O sisteme kaydını yapıyoruz. Kaydı yaptıktan sonra formu tarayıp ıslak imzalı formu sisteme yüklüyoruz da aynı zamanda. İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki görevli arkadaşlarımız doğru giriş yapıp yapmadığımızı karşılaştırıyor. Doğru giriş yaptığımızdan emin olduktan sonra Sağlık Bakanlığı'nın sistemine tam olarak yüklenmiş oluyor ve bilgilendirme mesajı gidiyor. Hem bağış yapanın kendisine hem de formun alt kısmında bağışçının yakını kısmı var. Son karar aileye ait olduğu için bu durumda aileye de bilgilendirme mesajı düşüyor. Peki. En çok akla takılan sorulardan biri, hastam ölmeden organları alınır mı? Yani bitkisel hayatla beyin ölümü aynı şey mi? Bitkisel hayattaki kişiyle bizim işimiz yok. Bitkisel hayattaki kişi yaşıyordur. Sadece burundan ya da göbekten takılıp pek dediğimiz hortumlarla beslenmesi sağlanarak yıllarca yaşamını sürdüren
insanlar vardır. Durumu şudur, beyinde kanlanma halen mevcuttur, beyin sapında mevcuttur. Kısmi olarak kanlanması yoktur ve bazen solunum merkezi hasar görmediği için, kendi kendine solunumu rahat olduğu için kişi evinde de bilinci olmadan bakımı yapılarak yaşamını devam ettirebilir. Bizim bu insanlarla işimiz yok. Bizim işimiz solunum cihazına bağlıyken ölen kişilerle. Yani biz sağlıkçılar buna beyin ölümü diyoruz. Halk ölüm diyor. Eşittir bu. Peki organ bağışından yararlanacak bireyi nasıl tespit ediyoruz? Her organ için, bağışlanan her organ için ülkemizde bekleme listeleri mevcut. En kötüden en iyiye doğru sıralanmış vaziyette. Örnek veriyorum, mesela ben karaciğer yetmezliği ile karşı karşıya kaldım. Nakil olmak istediğim herhangi bir nakil merkezine müracaatımı yapıyorum. Belli bir seviyeden sonra orada görevli olan organ nakil koordinatörü beni listeye alıyor. Nasıl alıyor? Emine Dursun ikinci olarak değil, bana bir numara veriyor. O numaranın karşılığında laboratuvar ve demografik bilgilerim girilerek en kötüden en iyiye doğru bir sıralama yapılıyor. Böylece ülkedeki bağışlanan her organ için önce birinci sıradaki kişi değerlendirilir. Ülkenin neresinde olursa olsun birinci sıradaki kişi değerlendirilir. Onda uyum yoksa bölgesel değerlendirmeye düşer. Bu sefer bölgede birinci sıradaki kişi değerlendirilir. Ülkede birinci sıradaki kişiye neden organ nakil edilemediğini Ulusal Koordinasyon Merkezi'ndeki bilim kuruluna ispatlamak zorundalar. Belgeleriyle. Böyle şeffaf bir sistem var. Evet. Ayrımcılık yapılmadığı ortaya çıkmış oluyor. Evet. Kesin ve net. Kesin ve net. Organ bağışının azlığı konusunda neler düşünüyorsunuz? Türkiye'de bu durum nasıl ilerliyor? Türkiye'deki yerimiz ne? Ya da organ bağışında ne durumdayız? Organ nakil koordinatörlerinin 3 ayağı mevcuttur. Bunlardan bir tanesi yoğun bakım izleme durumu. Bir diğeri halka yapılan eğitimler, personele yapılan eğitimler, bir diğer ayağı da yaşarken yapılan organ bağışlarıdır. Yaşarken yapılan organ bağışlarıyla yaptığımız eğitimler ileriye yönelik mirastır. Bunların meyvelerini yıllar sonra alırsınız ki ben 2008 Aralık ayında başladım organ nakil koordinatörü olarak göreve. O günden bugüne ancak meyvelerini topluyoruz. Ve sahada şunu görebiliyoruz. Yaşarken yapılan organ bağışları gerçekten bizler için çok önemli. Aileler yaşarken ister miydi sorusu altında eziliyorlar ve negatif yönde birleşiyorlar. Bu sorunun ortadan kalkması, çelişkilerin yok olması için bu konuda pozitifse insanlar lütfen organ bağışı olayını resmiyete geçirmeye davet ediyorum onları. Çekinmesinler. Ayrıca ülkemizde de organ bağışının yerinden, ne durumda olduğumuzdan biraz bahsetmek isterim. Özellikle Balıkesir ili olarak gerçekten çok başarılı bir iliz. 2021 yılında organ bağışı konusunda Balıkesir Devlet Hastanesi yaşarken yapılan bağışlarda Türkiye birincisi. Birçok ili arkamızda bırakarak hayatlara dokunmak için bir adım attık. Pandemiye rağmen bunları
başarmanın mutluluğu içindeyiz açıkçası. 2013 yılından beri 17.445 bağış almış sadece Balıkesir Devlet Hastanesi. Genel toplamı Türkiye içerisinde 593.362 ayın 4'üne ait rakamları veriyorum size Sağlık Bakanlığı'nın sisteminden. Bursa bölgesi olarak Yalova ve Yalova'dan Çanakkale'ye kadar olan bölümden bahsediyorum. Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi olarak geçiyor. Biz oraya bağlıyız. 43.358 bağış var 2013 yılından bu yana. Yani çalışmalarımız çok güzel ve bölgedeki yetmezlikle mücadele eden insanlara da bunların faydaları muazzam. Ben özverili çalışmalarınıza yakından şahidim zaten. Yoğun bakımda da koşuşturmanın, heyecanının bir kısmına tanığım. O yüzden tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sizin söylediklerinizden şunları değerlendiriyorum. Demek ki bazı noktalara dikkat etmeliyiz. Yani bitkisel hayat ile bir defa beyin ölümünü asla karıştırmamalıyız. Evet. Beyin ölümünün gerçekleştiği ve bunun olurunun verildiği bir ekibin varlığına inanmalıyız ve onlara güvenmeliyiz. Bağış yapanın yaşından ziyade organın durumunun ne olduğunun öncelikli olduğu, kesinlikle, ırk, din, cinsiyet, zenginlik, fakirlik gibi unsurların göz önünde bulundurulmadığını da birebir içinde bulunarak anlıyoruz. Bir de şuna değinmemiz gerekiyor. Yanlış bilgiler bizleri hep tedirgin ediyor. Özellikle Türk halkında bu tedirginlik had safhada oluyor. Asılsız söylentilerde bağışları muhakkak olumsuz yönde etkiliyor. Lütfen araştırarak, bilinçle ve böyle değerli arkadaşlarımızla bir çalışma ekibi oluşturarak bağışlarınızı yapın. Organ bağışı bekleyen kişilerle lütfen empati kurun. Hepimizin annesi, yakını, sevdiği, çocuğu bir gün buna ihtiyaç duyabilir. Dolayısıyla bu konuyu bu bilinçle çok önemsiyoruz. 3-9 Kasım organ bağış haftamızı tekrar kutluyoruz ve verdiği değerli bilgiler için Sayın Emine Dursun Ekinci'ye tekrar teşekkür ediyorum katılımlarından dolayı. Sizlere de mutlu sağlıklı yarınlar diliyorum.